Sayın milletvekilleri, değerli konuklar, 7 Ocak 2018 tarihinde gerçekleşen milletvekilliği seçiminin ardından kazanan milletvekillerine mazbatalarını takdim etmek için Gazi Mansa İlçe Seçim Kurulu tarafından düzenlenen törene hoş geldiniz. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Yargıç Fadıl Aksu'nu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Bildiğiniz üzere 7 Ocak 2018 tarihinde ülke genelinde milletvekilliği seçimi yapılmış ve Mausa bölgesinde 13 milletvekili mazbata alıp milletin meclisine girmeye hak kazanmıştır. Mausa İlçe Seçim Kurulu yargı organının bir parçası olarak kendisine verilen vazifeyi ciddiyet ve titizlikle yerine getirmenin haklı gururunu yaşamaktadır. Temsili demokraside milleti temsil ederken seçimi demokrasinin kalbi olarak biz de bu bilinçle sandığı demokrasinin aynası olarak niteledik. Yeni bir seçim sistemiyle yapılan bu seçimin hazırlığının üzerimizde ciddi bir yük oluşturduğunu söylememiz gerekir. Propaganda sürecinin sağlıklı, eşit ve adil bir şekilde yürütülmesiyle seçmenin sandıktaki iradesinin doğru bir şekilde tespit edilip sonuçlara yansıması kurulumuzun asli vazifesidir. Ancak bu yıl bir istisna yaparak sizleri seçim kurulunun mutfağına sokmak isteriz. Bu sebeple özellikle bu seçim için 3 aylık hazırlık sürecimizi gösteren kısa videomuzu sizlerle paylaşmak isteriz. İzlediğiniz için de şimdiden teşekkür ederim. Thank you.
Çok teşekkür ederim öncelikle. Biliyorsunuz siyasal partiler yasasında yapılan değişiklik ve cinsiyet kotasının gelmesiyle birlikte bu yıl ilk kez yapılan seçimlerden sonra 9 kadın milletvekili mecliste. Tabii 9 kadın milletvekilinin mecliste olması 50 kişilik bir mecliste ilk adım olarak çok önemli bir başarı diye görüyorum. Tabii en genç kadın milletvekili benim bu anlamda ama tabii kadınların mecliste yer alması, kadınların siyasete bireysel değil de toplumsal katılımının yüksek olması çok önemli. Yüzyıllardır tartışılıyor aslında baktığınız zaman kadınların her ülkede siyasete katılımının ne kadar kısıtlı olduğu. Ülkemiz de bundan nasibini almış durumda. Siyasal partiler yasasında var olan cinsiyet kotasının ben aslında çok olumlu bir gelişme olduğunu görüyorum. Yani pozitif ayrımcılık noktasında geçmiş seçimlere baktığımız zaman ciddi bir etkisi olduğunu ve ilk kez 9 kadınla meclisin temsiliyetini bu noktada artırdığını görüyoruz. Bu çok olumludur. Tabii bunun sadece bu noktada sona ermesi doğru değil. Ben inanıyorum ki hem kadınların hem de mensubu bulundukları siyasi partilerin kadına verdiği değeri ve kadınların toplumsal siyasi yaşama çok daha fazla katılımının sağlanmasına yol gösterici olmaları durumunda kadınlar çok daha doğru yerlerde olacak. Tabii toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında baktığımız zaman kadın erkek diye çok ciddi anlamda ayrım yapmak doğru değil. Ama maalesef ülke yani dünyaya baktığımız zaman parlamentolarda temsiliyet açısından %22,5'larda kalıyor kadının temsiliyeti. Bu da ciddi anlamda az. Ben bir kadın milletvekili olarak, en genç de olarak öyle de diyebiliriz aslında. Temsiliyet noktasında ve kadınların çok daha fazla siyasi yaşama katılımı noktasında çalışmayı düşünüyorum tabii. Pek tabidir ki kadınların aktif olarak siyasette yer alması bugüne kadar çok fazla aslında görülmüş değildi. Kendi partim adına bir şey söyleyebilirim bu noktada. Halkın Partisi'nin milletvekiliyim ben. Ve Halkın Partisi'nde cinsiyet kotası olmamasına rağmen yönetim organlarında ciddi anlamda seçimle gelen yönetimde görüyoruz ki kadın ve erkekler eşit temsiliyete sahip oluyorlar. Ki bu bizim için çok önemli bir şey. Bunun daha büyük ölçekte meclise yansıması için de çalışmalarımı sürdürmeyi düşünüyorum. Meclis yasama faaliyetinin yapıldığı bir yer. Yani bu da demektir ki aslında ülkemizin ihtiyacı olan yasaların veya geri kalmış yasaların güncellenmesi, hızla değişen, gelişen toplum karşısında da değişen yasaların, örneğin bir bilişim suçları yasasının veya hızla gelişen yasal anlamda bir kamu reformunun hayata geçirilmesi noktasında çok ciddi çalışmalarımız var. Ki biz aslında meclisin maalesef bugüne kadar çok fazla yasa üretmekte veya üretilen yasaların aslında mecliste oylamayla hayata geçirilmesinde çok etkili olmadığını gördük. Verimli çalışan bir meclisin, özgür çalışan bir meclisin halkın temsiliyeti anlamında çok ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Tabii ki öncelikli olarak biz müşavirliğin kaldırılması ki toplumsal bir yaradır bu. Sadece kadınlar bağlamında değil ama müşavirliğin kaldırılmasına yönelik çalışmalarımız olacak. Nereden buldun yasasının ortaya çıkarılması, faiz yasasının, kamu reformunun, bilişim suçları yasasının ve aslında birçok yasanın belki de aslında uluslararası anlamda da uluslararası hukukun bir parçası olabilmemiz için toplumsal uluslararası suç örgütleri ve insan kaçakçılığı, insan ticaretiyle ilgili de ciddi çalışmalar yapılması, ceza yasasının bu anlamda revize edilmesi ve özellikle organize suç örgütleri noktasında da ceza yasasının tadil edilerek uluslararası hukukun bir parçası haline getirilmesi çok önemlidir. Bu anlamda ciddi çalışmalar yürüteceğimizi ve yasalara uyulması anlamında da hepsinin takipçisi ve denetçisi olacağımızı düşünüyorum ben.